Çocuk her gün ineğin yanına geliyor, ona sarılıp bir şeyler mırıldandıktan sonra biraz vakit geçirip geri dönüyordu. İneğin sahibi bu esrarengiz olayı çözmek için onu takip edip neden böyle yaptığını öğrendiğinde gözyaşlarına hakim olamadı. Hindistan'ın Chennai bölgesinde bir kasabada yaşayan Devendra isimli adam çiftçilikle geçimini sağlıyordu. Bağ bahçe işlerinin yanı sıra beslediği hayvanları ve Mayra isimli bir de ineği vardı. Devendra bir gün ineğini yerde yatmış halde gördüğünde ona bir şey olduğunu sanıp paniğe kapıldı. Yanına gittiğinde gördükleri karşısında hayretler içinde kalmıştı. 2-3 yaşlarında bir çocuk Mayra'ya sarılmış üzerinde yatıyordu. Sadece bununla kalmıyor, hayvanın sırtına, boynunun üzerine çıkıyor ve belli belirsiz bir şeyler mırıldanıyordu. İnek normalde rahatsız olması gereken bu davranışlara karşı olumsuz bir tepki vermiyor, öylece yatmaya devam ediyordu. Devendra konuşmaya çalışsa da sorulara cevap vermeyen çocuk, bir süre sonra oradan ayrılıp yürüyerek uzaklaştı. Oldukça şaşırmış halde günlük işlerine devam eden adam, çevredekilere sormuş ama onu tanıyan birini bulamamıştı. Aklı yaşadığı bu olayda kalmıştı. Ancak kafasındaki soru işaretleri yakında daha da artacaktı. Ertesi gün çocuk yine aynı şekilde Mayra'nın yanına geldi. Aralarında bir bağ varmış gibi hayvan ona büyük bir sabır ve şefkat gösteriyordu. Çocuk hemen hemen her gün bunu tekrarlamaya başlamıştı. Bir süre inekle vakit geçiriyor, sonra hüzünlü bir şekilde geldiği yöne doğru geri gidiyordu. Devendra'nın merakı daha da artmıştı. Bu çocuk kimdi, nereden geliyordu ve neden Mayra ile garip bir ilişki içindeydi? Bu sorulara cevap bulabilmek için onu takip etmeye karar veren adam, sebebini öğrendiğinde duyduklarına inanamayacaktı. Çocuk civardaki başka bir mahalleye gidip bir eve yöneldi. Evin önünde oturan orta yaşlı bir adam çocuğun başını okşayıp onu kucağına aldı. Devendra tüm cesaretini toplayarak yanlarına gidip konuşmaya karar vermişti. Fakat birazdan duyacakları ona hayatının şokunu yaşatacaktı. Adam küçük çocuğun babasıydı. Kısa zaman önce eşini kaybetmiş, oğlu Krishna ile yapayalnız kalmıştı. Devendra çocuğun her gün gelip ineğiyle vakit geçirdiğini ve bir şeyler mırıldandığını söylediğinde ise babası, gözlerine derin bir hüzün çökerek anlatmaya başladı. Eşinin ölümünden önce onların da inekleri varmış. Karısı hayvanlarla ilgilenirken küçük Krishna'yı da yanında götürür, işlerini yaparken onu eğlendirmek için ona şarkılar söylermiş. Çocuk da bu şarkılara eşlik ederken hayvanlarla oyun oynar, bazen de onların yanında uyuyakalırmış. Öksüz kaldıktan sonra Krishna, annesini ve onunla geçirdiği bu anlardaki huzuru ineklerle bağdaştırmış olsa gerek, sürekli yanlarına gidip onlara sarılıp zaman geçirmeyi alışkanlık haline getirmiş. Ve babasının düşüncesine göre o günlere özlemini bu sayede gidermeye başlamış. Adam eşinin vefatından sonra hayvanlarını satıp bu mahalleye yerleşmiş. Ancak görünüşe göre oğlu bu alışkanlığından vazgeçemeyerek burada da Mayra'yı bulmuş, annesinin şarkılarını onun yanında söyleyerek anılarını yaşatmaya devam etmişti.